Öncelikle çok üzgün olduğumuzu ben belirterek başlamak istiyorum. Büyük maçlar maalesef büyük hataları kabul etmiyor. Çok fırsat yakaladık, gol atma fırsatını elde ettik. Üzgünüz ama yolumuza devam edeceğiz. Bir sonraki maçımızı 3 puan almayı hedefliyoruz. Fatih Doğan. Ben özellikle şunu merak ediyorum. Çok fırsat yakalayıp çok gol atamamak. Bunun Beşiktaş'ın son bir haftadır yaşadığı stresle alakası var mı? Onun olduğunu düşünüyor mu? Bir de hakem performansıyla alakalı neler söyleyecek? Teşekkür ederim. Hafta içinde gelişen durumlarla ben alakası olduğunu düşünmüyorum aslında. Genel olarak bu maça kadar gol atma konusunda bir sıkıntımız yoktu. Sadece bugün bizim günümüz değildi. Futbolda bunlar oluyor, olan şeyler. Bu tarz maçlarda gol atamadığınız zaman yememek önemli. Sadece bugün bunu başaramadık. Bir hata sonucunda gol yedik ama dediğim gibi futbolda olan şeyler, fırsatlarımız oldu. Çok fazla fırsat yakaladık, gol bulma imkanımız oldu ama bugün maalesef kale önünde yeterince iyi ya da şanslı değildik. Diğer konuya gelirsek, ben bir penaltı pozisyonu var. O konudaki görüşüm penaltı olmalıydı. Hakemin kararı burada futbolcunun vücut pozisyonunun doğal pozisyonu olduğu yönünde, vücut açısının doğal pozisyon, doğal şekilde olduğunu söyledi ama bence öyle bir durum yok. Futbolcu o anda yerde müdahale etmeyi, yani topa yere kayarak, yere düşerek müdahale etmeyi kendisi tercih ediyor. Ayakta kalıp da direkt topa gelen topa vurabilirdi. Bu bir tercihtir. Tercih sonucunda oluşan bir el durumu söz konusu. Bu eğer vücudun doğal pozisyonuysa benim kafam çok karışır açıkçası bu duruma. Ki VAR gibi bir durumun söz konusu olduğu durumlarda VAR'a bakılmaması da anlamış değilim ben bu konuyu. Kurallar bizim kafalarımızı karıştırmaması lazım. Kuralların net olması lazım. Büyük maçlarda büyük kararlar veriyorsun sonuçta ve bizler hepimiz profesyoneliz. Çok fazla efor sarf ediyoruz bir şeyler yapmak için. Anlık kararlar maçın seyrini değiştiriyor. Ali Bey. İyi akşamlar. Şimdi hem Ankara Gücü maçı hem de bu maçta rakip takımlar Beşiktaş'ı ceza sahasından uzakta tutmak için oyunu 40 metrelik bir alana sıkıştırdılar. Beşiktaş Ankara Gücü maçında o alanı gollerle açabildi ama bugün açamadı. Bu bireysel performansların düşüklüğünden mi yoksa bugün sahada olmayan neydi? Bence bu maçlar rakibin bizi orta alanda veya daha geride karşıladığı anlarda birazcık bireysel kalitemizle alakalı. Mesela önceki maçlarda bireysel kalitemiz bu kilidi açmaya yetti. Önceki maçlarda bu vardı. Bugün olmadı. Önceki soruya verdiğim cevaba benzer şeyleri söyleyeceğim aslında. Bugün bu kilidi açacak gerekliliği göstermediğimiz için bugün galibiyetle ayrılamadık sahadan. Ama bu durumdan da bir şeyler öğreneceğiz. Kendi hatamız sonucu yediğimiz bir gol var. Bu durumdan dersler çıkartacağız. Gol beklentimiz yüksek. İyi yoldayız. Bir sonraki maçımızda 3 puan almayı hedefliyoruz.